666 tane. Alo. Ha Behzat. Ha. Ya hiç arayıp sormuyorsun ha. Öldüm mü kaldım mı hiç. Hata ettim galiba kendimi sana emanet etmekle. Neredesin lan? Ha ben de onu söyleyecektim ya. Kızının katilinin yanındayım. Ne yapayım, öldüreyim mi sabah mı bırakayım? Neredesin lan? Tamam tamam. Sesli havacılıktayım, oraya gel. Acele et ama ha. Hadi. Efendim abi. Tamam geliyorsun. Tamam tamam hadi bay. Ne oldu lan? Koşun da koşun. Ercü amirim aramış. Nerede olduğunu söylemiş. Koş. Neredeymiş lan? Ruslan! İndir silahını. Nerede o? Ben sana kızını katilini paketleyip vermişim, sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Kıpırdama! Kıpırdamıyorum zaten. Bu arkadaş adam indirme konusunda çok iyidir. Cem, ters bir hareket yapan olursa önce şu uzun saçlı indir, tamam mı? Gıcık oluyorum ona. Tercihini yap başkomiser. İstersen çek tetiği. Ama kızının katili ölür o zaman. Seçim senin. Ya ben ya kızının katili. İndirin lan silahları. Nerede o? Bravo, güzel seçim. Ha, şimdi şöyle yapıyoruz. Ben şimdi helikoptere biniyorum. Havadayken size katili veriyorum. Tamam. Bu davada kapanıyor. Neden lan? Sebep? Niye? Sana ne zaman neden taktığımı hiç hatırlamıyorsun değil mi? Mine yüzünden mi lan? Mine? Ha, şu senin eski kırık. Onu tanımıyorum bile. Neden lan? Ben öldürdüğüm her adama onu neden öldürdüğümü anlattım. Bilsin istedim. Ama seni öldürmeyeceğim. Onun için de anlatmayacağım. Çok mu merak ettin? Tamam, sana bir istisna yapıyorum. Kızının öldüğü gece. Beyefendi, alkollü olduğunuz belli. Neden üflemiyorsunuz? Asabımı bozma. Ya git ya, git. Üflemek zorundasınız. Hayırdır Ekrem? Amirim üflemiyor. Sen niye üflemiyorsun lan? Üflesene lan şuna. Yeter mi lan? Yeter. Al. Hadi hayırlı görevler. Sağ ol.
yüzünden mi lan? Bunca kan! Bir tek yumruk yüzünden mi? Sen beni hala anlamıyorsun başkomiser. Bana kimse dokunamaz. Kimse. Ama sen ne yaptın? Bana vurdun. Vurursan bedelini ödersin. O günden sonra tek bir fiske atabildin mi bana? Hı? Lan madem o kadar güçlüsün, niye öldürmedin lan beni? O gece öldürecektim. Öyle. Hiç hesapta olmayan bir şeyler girdi araya. Bana! Abi, bana! Bana! Hadi nerede kaldınız? Burası karıştı Ercüment Bey. Alacağımız adamın kızı az önce intihar etti. Alamıyoruz. Bana bak. Bu Behzat denen adamla ilgili her şeyi bilmek istiyorum, tamam mı? Kimmiş, neyin nesiymiş, neciymiş, bunu kızı niye intihar etmiş? Girmedik yer bırakmayın, tamam mı? Emredersiniz. Arkadaşının acil bir işi çıkmış. Artık onunla başka zaman ilgileneceğiz. Üfle diyordun değil mi sen bana? Üfle. Tamam. Üflüyorum istemediğin kadar ya. Kızımın katili nerede? Paketlendi, seni bekliyor. Havalanınca söyleyeceğim. Ama bu menzildeyken söylemem. Delilik mellik yaparsın. Sana niye inanayım lan? Doğru söylediğini nereden bileyim? Bencil olma başkomiser. Adamlarını da mı öldüreyim? Onlarla bir alıp veremediğim yok. Benim seninle var lan. Benim seninle bir alıp veremediğim var. Öldür lan beni. Öldür. Nerede lan? Nerede? Bak ne diyeceğim. Sen bu tekini öldürdün ya. Silahı bırakmışsın. Ya bir sürü parmak izi var üstünde. Ya ne dikkatsiz adamsın sen ya. Neyse. Ya bana yardım ve yataklık yaptığın için teşekkür ederim. Sağ ol. Ha. Kafayı senin orada tıraşlamıştım ya. Etrafta bayağı bir kıl vardır ha. Ya bir de şey diyeceğim. Sen neden kredi kartı kullanıyorsun? Ya borçları ödemiyorsun ki. Yine ben ödedim. Çav başkomiser, çav. Müdürüm. Size kim gönderdi fotoğrafları? Bir kurye. Haklısınız savcı hanım. Birileri Behzat'a komplo kuruyor. Aç artık Behzat, aç. Nasıl? Gidin lan. Esra beni soracak olursa beni görmediniz. Sen nereye abi ya? Kızına git ne demek abi? Abi biz de gelelim, gözünü seveyim ya. Dediğimi yapın lan. Gidin siz. Buyurun müdürüm. Harun, neredesiniz? Hayırdır inşallah. Behzat yanınızda mı? Ha yok müdürüm. Biz şimdi Hüseyin abinin meyhaneye gidiyoruz müdürüm. Tamam, dinle beni.
Behzat'ın ifadesi alınıp gözaltına alınacak. Ben de meyhaneye geliyorum. Gelirse sakın bir yere bırakmayın, tamam mı? Tamam, emredersiniz müdürüm. Koş, koş, koş. Şevket abiye de haber verelim. Hadi hadi, gelecekler, bir şeyler söyleyin. Hüseyin abi. Kız la bu. Abi, dur sakin ol la, bir sakin ol. La oğlum bir dur. Beni beni tokatlayan kız oğlum bu. Akbaba oğlum bir dur, bir sakin ol lan. Adamlar gelecekler, eğer oyalamazsak amirimi alacaklar lan. Bir dur, amirimi alacaklar diyorum ya. Bir otur. Hadi. Seni kim tokatladı oğlum ya, saçma sapan ha? Allah Allah. Seni tokatlayanı söyle, ben döverim. Sakin. Çocuklar. Ne oldu, Behzat nerede? Gel otur abi, gel. Ne diyorsunuz lan? Bunu da mı yaptı gider ayak? Yaptı şerefsiz. Ben hayattayken kimse kardeşime dokunamaz. Bunu böyle bilsin. Birazdan gelecekler abi. Biz sanki amirim buraya gelecekmiş gibi davranacağız. Hadi Şeref, buyur. Şevket. Bana her şeyi anlatmasını söyledin. Yardım etmemi istemedin, başı belada. Siz hiç merak etmeyin savcı hanım. Ben korurum kardeşimi. Gelmeyecek ki. Gelmeyecek değil mi? Eyvallah. Anladım. Mustafa komiser. Telsiz yanında değilmiş. Anonsu duymuş olamaz. Dolayısıyla buraya gelecek. Dışarıda tertip atalım. Siz de bekleyin. Emredersiniz. Hadi buyurun. Gel. Esra Hanım. Çocukları olmuyormuş. Onu kaçırdım.
Görle alakalı olmayabilir. Hatırladın mı? Bir kız vardı. Öğretmen. Dalgalı saç. Ne? İntihar eder. Polis misin? Tanışalım. Şule, Cale, Selma, Berna. Ne fark eder? Berna benim kızımı da. Tamam, Şule dersin. Narkotikten misin? Cinayet o zaman. Oh, kaç ceset gördün şimdiye kadar? Ben iki tane gördüm. Selam. Hayvan mı alıyorsunuz? Nereden çıktın sen be? Nasıl olduğunu merak ettim. İşim gücüm de yok zaten. İş yerimi nereden buldun sen? Cinayetçiyim demedin mi sen bana? Cinayetçiyim dedim de gel beni ziyaret et demedim ben sana. Sonuçta açık adresini vermişsin. O dakikadan sonra ziyaret etmek demek bana kalmış. Ya dur. Aa, ama balık hafızalıymışsın be Şule. Ben tanımadın mı? Tanımadım. Aa, sen şu çatlak kızı. Sen çok normalsin ya. Beni yurttan attılar da bir süre sende kalabilir miyim? Benim adresimi nereden buldun sen? Sen burada mı kalacaksın? Geçici bir süre. Hangi okulda okuyorsun? ODTÜ. Birader pardon, bir bakar mısın? Buyurun. Senin bölümün ne? Felsefe ne lan? Güzel. Şule diye bir kız var, felsefede okuyor. Tanıyor musun sen? Öyle birini tanımıyorum. Felsefe bölümünde Şule diye bir kız var. Onu buradan bakabilir miyiz acaba? Yok, yalnızca Şule'den abi. Şule olmasın. Şule, Cale, Berna, Selma. Biz bu dördünü arıyoruz. Tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Nasıl bulacağız? Soyadı falan yok mu? Soyadı var. Vardı mı soyadını? Yok. Soyadını bilmiyorum. Senin hiçbir yerde kaydın koydun yok mu ya? Ha? Geçen gün okula geldim. Okulda da kimse tanımıyor seni. Bir daha tanımadığın bir adamın evine gitmeyeceksin. Anlamadım. Niye gitmiyormuşum? Gitmeyeceksin. Ne bu şimdi? Adam alt tarafı komşumuz, üstelik iyi biri. Yani bana böyle davranıyorsun, kızım falan olsam kim bilir nasıl davranırdı. Bak 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 bak, babalarına bıraktı, hanımefendi de devrimcilerle takılıyor değil mi? Yapar yapar, sana ne, aşık mısın Bahar'a? Berna! Baba! Yarın akşam babam geliyor. Evet. Ben eve çıktım dedim ama senle çıktığımı söylemedim. Nazlı ile eve çıktık dedim. Sen bana bir özet geçsene Şule. Yani diyorum ki bir güncük eve gelmesen, ki yapmadığın şey değil. Şimdi baban nereden geliyor nasıl? İstanbul. Geçemediğim bir deliliğe dönüşmüş. Almış başımı gidiyor. Kaçın! Annem senin yüzünden öldü beni. Senin yüzünden bir hayatım oldu. Her şeyin içine sen. Terk ettin, yüzüstü bıraktın. Bir de benim annem de. Annem. Annem senin yüzünden intihar etti. Yıllarca aradım seni be. Güngör çocuğu olmadığını anlayınca kovmuş annemle beni. Annemi barındırmamışlar. Tuhaf rastlantılar, tuhaf temaslar. Geçemediğim bir deliliğe dönüşüm.
Filmi yaparsan görüntüler polise gitmez. Hem sen de şimdiye kadar yaşamadığın kadar rahat yaşarsın. İş bakıyorum. Niye? Çalışasım var. Öyle yarı zamanlı bir şeyler. Ya paraya ihtiyacın varsa ben vereyim sana. Ya paraya ihtiyacım olduğu için değil, öyle çalışmak istiyorum. Şule diye bir kız. Mavi kafalı, çok tatlı bir şey. Sen ne diyorsun lan? Alo, Şule. Behzat. Şule misin sen? Değilim. Burada bir adam var, silah dayadı başıma. Öldüreceğini söylüyor. Aramazsam öldüreceğini söyledi. Yardım et bana, neredesin? Ne maalesef? Kendimi bildim bileli, kendisinden nefret ediyorum, o maalesef. Nasıl ya? Babamı öldürmeyi planlıyorum. Seninle de o yüzden samimiyet kurdum zaten. Ha. Hı. Yardım edersin değil mi bana? Ne bileyim, yakalatmazsın. İzleri ortadan kaldırırız. Bir torpil geçer. Sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman. Ben seni çoktan bitirdim başkomiser. Ben seni çoktan bitirdim. Çünkü sadece sen tutuklarsın beni. Daha alayım benim küçük bahçemi.